Merhaba sevgili El Plan takipçileri, yepyeni yeni bir Sinema 101 bölümüne hoş geldiniz. Nasıl olmuş? Arka taraflar yeni yeni. Bugünkü Sinema 101 bölümümüzde Hitchcock tarafından ilk kez kullanılan ve günümüzde dahi pek çok filmde halen daha etkin biçimde kullanılan Vertigo efektinden bahsedeceğiz. Vertigo. Vertigo efekti nedir? Vertigo efekti ilk kez Hitchcock'un Vertigo filminde kullanıldı. Vertigo efekti ön planda duran, ya bu genelde karakterimiz oluyor ama karakter veya nesne az çok aynı boyutta dururken arka planın büyümesi veya küçülmesi efektidir. Yani ön planda duran karakter sabit dururken bir anda arkasının genişlemesi veya daralması. Bu pek çok farklı filmde farklı amaçlar için kullanılan çok etkili bir teknik, yöntem. Burada da bazı örnekleri izliyorsunuz. Peki bu etkiyi nasıl elde ediyoruz? Yani sahnenin önünde duran nesneler aynı boyutta dururken arka taraftaki nesneler nasıl büyüyüp küçülebiliyor? Buna zoom in, dolly out, dolly out, zoom in aynı şey oldu. Pek çok adı var, onun üzerinde adı var. Kamera geri ya da ileri giderken, yani örneğin kameramız nesnelerden uzaklaşırken bir saniye büyüdürsek, yani zoom in yaparsak ön plandaki nesneyi aynı boyutta tutacak şekilde bu iki hareketin hızlarını tutturursak arka planımızdaki bu değişimi görebiliyoruz. Yani fiziksel olarak nesneden uzaklaşırken mekanik olarak nesneye yaklaşırsak bu etkiyi elde edebiliyoruz. Tam tersi de geçerli. Peki bu teknik neden işe yarıyor? Kamera aslında o an yönetmen bizim neyi görmemizi istiyorsa bize onu gösterir ve gözümüz yerine geçer. Dolayısıyla kameranın her zaman bizim görebildiğimiz hareketleri yapması insanın algılaması için daha kolaydır. Bizim gözlerimiz doğal olarak görüntüyü büyütemediği için örneğin bir plan içinde büyütme yapılması insana doğal gelmez. Aynı şekilde biz geri geri gidebiliriz, bir nesneden uzaklaşabiliriz ama aynı zamanda o nesneye büyütme yapamayız. O nedenle bu hareketi kendi gözlerimizle gördüğümüz zaman bir şeylerin yolunda gitmediği hissi bize de geçer. Dolayısıyla bu hareket kendi gözümüzün doğal şekilde yapamadığı bir hareket olduğu için bir şeylerin ters gittiği ya da bir şeylerin doğru olmadığı, bazı durumlarda ise ferahladığımız ya da rahatladığımız hissini bize geçirir. Yani hareket doğal gözümüzün yapamadığı bir hareket olduğu için o an sahnede yaşanan duyguyu hissetmemize katkı sağlar. Örneğin Jaws filminde plajı kapatmama kararı alındıktan sonra bir anda köpek balıkları plajda insanları yemeye başlayınca, bu arada köpek balıkları insanlara saldırmaz, ne kadar yanlış bir karar verdiğini fark eden karakterimizi bir anda Vertigo efektiyle yaşadığı hissi görebiliyoruz. Apollo 13 filminde bir şeylerin ters gittiğini, bir anda oksijensiz kalacaklarını fark ettiklerinde yaşadıkları his. Ya da örneğin Marnie filminde yine Hitchcock'un çok güzel bir kullanımı var. En başta geniş, ferah bir ev gibi görünürken bir anda tam ters Vertigo efekti yapılarak aslında ne kadar küçük ve tek odalı bir evde yaşadıklarını görebiliyoruz. Veya yine Hitchcock defalarca kullandı bu tekniği. Psycho filminde merdivenlerden yukarı çıkan karakterimizin önce çok da sıkıntılı olmayan bir ortamda arka planın genişlediğini görürken bir anda gelip bıçaklandıktan sonra nasıl dünyasının başına yıkıldığı etkisini de görebiliyoruz. Bunun gibi pek çok filmde de örnekleriyle karşılaşabilirsiniz. Karşılaştığınız örnekleri aşağıda paylaşmanızı istiyorum ki ben de bu örneklere bakabileyim. Bunun dışında fikir, öneri ve görüşlerinizi de bekliyorum. Belki bir sonraki video sizin fikrinizle ilgili olabilir. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız, size eğlenceli bir şeyler öğrettiyse paylaşmayı, arkadaşlarınıza bahsetmeyi, beğenmeyi ve en önemlisi kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.